eskiden aşağıdaydık. Orada bura baraj olmuş. Bu barajın yüzünden buraya bir tapaya çıkmışız. Eski tapımız vardı. O tapıyı kadastro biz ev yaparken ondan sonra orman gelmiş. Burası ormandır diye. Zaten biz yaptık. Ne elektriğimiz var, ne doğru dürüst bir yolumuz var. Kimse bizi bakmıyor. Biz perişan haldeyiz. Biz burada 7 eviz, 7 haneyiz. Bu 7 hanenin 43 nüfusu var. Hastası var, yaşlısı var, bebe var, her şey var. Giden çocuğumuz şeye gitmiyorlar. Okula gitmiyorlar. Yol yok, yol bozuktur. Bir de gece 3 tane kurucumuz var. O kurucular karanlıkta nasıl nöbet tutacak, nasıl köyü kuracak, onlar da yok. Cumhurbaşkanımıza bir de yetkili nedir? Kaymakamı, valiye, hatta Cumhurbaşkanı'na yardım istiyoruz, bize yardım etsinler. Bize baksınlar, biz Türkiye vatandaşıyız, bize baksınlar. Biz bunu istiyoruz. Biz köyümüzü bıraktık, buraya geldik. Baracın yüzünde. Cimer'e haber dedik. Cimer dedi, git o tapu iptal olmaz. Gidin kardeşe tapuya size düzelsin. Tapu müdürü diyor, gidin senin tapuya kadastro girmemiş. Git kadastroya senin tapuyu düzeltsinler. Ben oraya gittim, bir adam vardı, ismi Salet. Dedi git senin tapu iptal etmişiz, o kadar. Hiç bakmadan, hiçbir şey demek, git orman olmuş gitmiş. O kadar. Biz bu kadar perişanız. İşte yolumuzu görüyorsun, 2 senedir bir elektrizmi yok. Çocuklar okula gitmiyor, ödevi yapmıyor. Bir de gece kurucumuz var, 3 tane kurucumuz var. O kurucu nasıl gece dışarı çıkıp köyü kuracak? Şirvan'a bağlı Kasımlı köyünde yaşamaktayım. Allah razı olsun, bizim devletimiz bize bir tane baraj yaptı. İş imkanları sağladı bize. Gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyoruz devletimize. Ama aynı zamanda büyük sıkıntılar da verdi bize. Şimdi diyeceksiniz nedir bu sıkıntılar? Bizim orada bir düzenimiz vardı. Evimiz vardı, bağımız vardı, bahçemiz vardı, hayvanımız vardı. Ondan sonra onlar hepsi su altında kaldı. Biz de biliyorduk ki bizim meramızda 70 dönüme yakın bir tane tapulu arazimiz vardı. Biz de buraya geldik. İnşaatımıza başladık hayırlısıyla. İnşaatları hemen hemen tamamlamak üzereyken bize dediler ki sizin o tapulu araziniz hepsi iptal olmuş, hepsi orman olmuş. Bizim hiçbir şekilde bunlardan haberimiz yok. Ondan sonra tapuya gidiyoruz. Tapu diyor ki kesinlikle oraya kadastro girmemiş. Nasıl iptal ediyorlar bunu? Kadastro'ya gidiyoruz. Adam diyor ki vallahi biz onu iptal etmişiz. Biz gerçekten çok zor bir durumdayız. Bizim çoluk çocuğumuz okula gidemiyor. En yakın okul 5 kilometre ötededir. Bir de geceleri herhangi bir güvenliğimiz yok. Emin ol Allah'tan bu yaz kaç kişiyi akrep sokmuş. Bir buçuk yıla yakındır karanlıktayız. Gerekli yerlere, gerekli mercilere başvurduğumuz halde herhangi bir olumlu cevap gelmedi bize. Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Lütfen Allah için bir empati kurarak duruma el koyun. Çünkü şimdi kimin bir saat elektriği giderse gerçekten yani çok zor bir durumdur. Yani aynen ortakça hayatı yaşamaktayız şimdi. Çünkü biz şimdi bizim geçimimiz hayvancılık üzerinde. Emin ol peynircilik yapamıyoruz. Yani peyniri sen getirdiğin zaman yazın aynı gün içerisinde bozuluyor. Zaten yoğurt yiyemiyoruz. Ayran içemiyoruz. Biz sözde hayvan sahibi insanlarız. Et evimize giremiyor. Aynı gün içerisinde tüketmen lazım. Şimdi barajdan dolayı biz buraya taşındık. Aşağıda servis vardı. Ondan sonra elektriğimiz vardı. Suyumuz vardı. Yolumuz vardı. Bir düzenimiz vardı burada. Buraya taşındık. Hiçbir şey yok. Elektrik yok. Yolumuz yok. Yol burada 100 metre ileride kalkıp o yolu kapattılar. Biz oradan gidip geliyorduk. Orayı kapatıp 5-6 kilometre ötesine yol yaptırdılar bize. Yol yaramıyor. Benim 5 tane çocuğum var. Okula gidecek. Sabahları arabayla götürüp asfalta bırakıyorum. Akşam yayanla geliyorlar. Müdür beyle konuştum. Şirvan müdürüyle. Dediler çocukları gönderdim. Bak servis yok. Yol yok. Gecedir, karanlıktır. Ben çocukları gönderemem. Bana dedi göndermezsen ceza gelecek. Elektrik yok. Burada kurucularımız var. Nöbet tutacaklar. Ha, kimi kuracaklar? 7 hanedir. Uzaktır birbirinden. Nereye gidecekler? Ne hangisini kuracaklar bilmiyorlar. Her yer karanlıktır. Işık yok. Olmadığı için nöbet nasıl tutacaklar? Devletimizden rica ediyoruz.
bize sahip çıksınlar. Biz de buranın vatandaşıyız. Türkiye bayrağının altında yaşıyoruz. Başka bir vatandaş değiliz. Bize yardımcı olsunlar diye.